Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde artık Order By'in kullanımına bakacağız. <laughs> order By ile biz arkadaşlar verilerimizi sorting işlemi yapabiliyoruz. Yani büyük küçük gibi işlemler, sıralama işlemleri daha doğrusu öyle dersek daha mantıklı olacak. Sıralama işlemleri yapabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle hemen koda geçelim. Diyeceğim ki burada Order By... ID desk diyeceğim. Bunu çalıştırdığım zaman bakın 4, 3, 2, 1 oldu. Satır içi düzenleme diyorum. Ask diyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu. Yani bu ask e, küçükten büyüğe, desk de büyükten küçüğe sıralamayı sağlıyor bize. E, Tabi bu şey için de geçerli mesela. Şuraya APHP diyelim mesela. Yani e, sadece sayılar için değil e, stringler içinde sıralama yapıyor. Order by isim ask diyelim. Bakın e, tabi önce null geldi boş olduğu için, sonra a, PHP, sonra PHP'ler gelmeye başladı. Şimdi e, bunun şöyle bir kullanımı da var arkadaşlar. <laughs> e, birden fazla bölümü de kullanabiliyorsunuz. Yani ta, sadece tek bir alanda değil de e, birden fazla e, kontrol yapabiliyorsunuz. Mesela ne diyelim? E, IDC order by order by ID desk IDC büyük olan ve hiti e, az olanı getir diyeceğim. Bakın şu anda e, IDC büyük olan ve ikinci olarak da kullandığı hiti küçük olanları getirmeye çalıştı e, ama burada şöyle bir sorun var işte e, şu anda hiti desk yaptı. İki parametre aynı anda çalışmadı. Öncelikli birini çalıştırmaya çalıştı ama bunun koşulu farklı olduğu için yani veriler birbiriyle eşleşmediği için böyle bir sonuç elde etti. Ama bu şekilde de ikili bir kullanımda yapabiliyoruz arkadaşlar. Order by'da böyle bir kullanıma sahip.